Bu arka arkaya böyle iki gün içinde iki tane as bayrakları as olayı. Bir tanesi buydu. Bir tanesi de şeydi. En tehlikeli hapishaneler diye. Hikaye kanalı bu. Video değil. Diyarbakır hapishanesini anlatıyor. Onu da anlatacaktım zaten. Onunla ilgili de konuşacaktım. Şeyden bahsediyor. Esat Oktay Yıldıran'dan bahsediyor. Direkt. Direkt hardcore girmiş yani adam olaya. Şimdi Türk kanalı değil. Amerikalı. Amerikalı ama çok ilginç bir şekilde Amerika'daki New Mexico diye bir hapishane var. Oradan bahsetmiş. Orada çıkan Riot'tan bahsetmiş. Ulan sizin Guantanamo'nuz var. Sizin Abu Ghraib'iniz var. Onlardan bahsetmemiş abi. Hani normal hapishane olarak düşünmediği için mi? Bilemiyorum. Brezilya'da bir tane hapishaneden bahsetmiş. Çinlilerin tabii bu Doğu Türkistan'da yaptıklarından bahsediyor. Bir de Diyarbakır hapishanesinden bahsediyor. O da mesela işte neler yaşandığını, o olayda neler yaşandığını Esat Oktay Yıldıran. Yıldıran değil mi? şey gibi ya. Düşünce Atatürk döneminde oldu ve işte Atatürk ona Yıldıran soyadını verdi falan. Şimdi gerçekten bakın bu Diyarbakır hapishanesi olayı gerçekten çok önemli bir olay. Bunu harbiden objektif bir şekilde aslında filmi yapılsa çok güzel olur. Ama bakıyorsunuz bir tane yapmışlar ve bunu solcular yapmış, sol gerici tayfa. Ya yani sol gerici mi, solcu mu bilmiyorum. O kadar kötü yapmışlar ki abi. Diğer taraf milliyetçi taraf Filmden kesitler alıp edit videoları yapıyor. Montaj videoları yapıyor yani. Alıyor edit videoları yapıyor. Arkaya müzik falan koyuyor. Herkes böyle övüyor falan böyle. İşte bu ülkenin işte sözlerini falan tekrarlıyorlar. Bu ülkenin kanunlarına uymak zorundasınız falan diye. İşin komik yanı bak sol şunun farkında mısın? Hani sol left can't meme diyorlardı ya. Left Kent film bir de aynı zamanda. Siz film çekemiyorsunuz abi. Ha, sağ da çekemiyor. Propaganda filmi. Yani sağın çektiği mesela milliyetçi propaganda filmi şey gibi düşünebilirsiniz. İşte bu işte ne bileyim Ertuğrul Hünkarım Münkarım dizi diziler. Ondan sonra ya da milliyetçi propagandası yapılmaya çalışılan bazı askeri komandolu vesaireli filmler. Bir de siz. Abi mesela siz onlarla dalga geçiyorsunuz ya onların filmleriyle. Abi siz de aynısınız. Bilmiyorsunuz yapamıyorsunuz bu işi. Çünkü siz mesaj pompalamaya çalışıyorsunuz, bir tarafı böyle full artı full kötü göstermeye çalışıyorsunuz. <laughs> Sizi bunu yapacağım falan diye. Şöyle, mustache twirling. Ben onlara daha çok işkence yapacağım. <laughs> hmm falan yap böyle. Bir de böyle yapsın. Hmm. Ne güzel işkence yapıyorum. Ne kadar da faşistim falan. <laughs> gerçekten bak Amerikalılar bu işi gerçi son dönemlerde bokunu çıkarttı onlar ama 2000'in başlarına falan hani Black Hawk Down'a falan baktığın zaman görürsün veya onun gibi. Alttan alttan yediriyorlar abi. Amerika'nın aslında kanka Amerika aslında şimdi bak haklı değil diyorsun ama aslında haklı falan derken böyle alttan alttan yediriyorlar. Göze sokmadan sokmadan ama tabi son dönemde onlar da göze sokmaya başladı. Onların da belli oldu propagandaları yani. O yüzden abi hani şimdi şey çıkmış şey yeni KRT 3 tane büyük sanatçı. İşte yapılanlardan sonra Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret etti. İki nokta üst üste. Eserleriyle günümüze ışık tutan bir sanatçı falan diye. Üç ünlü sanatçının kim olduğunu bilmiyorum ama göstermişler. Bir tanesi Karl Marx'a benziyor abi. Diğer ikisinin kim olduğunu bilmiyorum. Böyle yüz, yaşında hepsi. Yani şey olabilir. Yılmaz Güney'den yaşlı olabilirler. Şimdi onda da aynısı geçerli arkadaşlar. Yılmaz Güney'in Duvar filmini seyrettik. Olay şuymuş. Yılmaz Güney hapishanedeyken bir hapishane başkaldırısı, hapishane isyanı görmüş. Onun üzerine de böyle bir film çekiyor. Şimdi bu adamların hoşuna giden bir konu. Sol tayfanın hoşuna giden bir konu. Yüzde kaçı doğru bilmiyorum. O kadar karikatürize ki. Yani arkadaşlar Flash TV'ye biz niye laf ediyoruz? Gördük işte. Birlikte seyredik ya. Yani bu çok ilginç bir olay arkadaşlar. Çok ilginç bir konu. Yani siz bak sol hakkını yememek lazım. Sağ da bunu bilmiyor da ben şu anda sola konuşuyorum. Çünkü bunlar kendilerini sanatçı olarak hani şeyin aydın sanatçısı. İşte ülkenin aydın yüzü biziz. Aydın üst düzey elit sanatçı tayfa biziz. Hayır. Bok gibi film çekiyorsunuz. Çektiğiniz bütün filmler bok gibi. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi bak. Dart'a atarsın, hedefi vurursun ya da vuramazsın. Ama sen önce dart'a atıyorsun. Sonra hedefi ona göre belirlemeye çalışıyorsun. Ne demeye çalışıyorum? Az önce dedim ya. Diyarbakır Cezaevi filmi. Diyarbakır Cezaevi filmi çok güzel olabilir ama mümkün olduğu kadar objektif olarak. Neden? İşte bak Diyarbakır Cezaevi'nde de böyle olaylar yaşandı. Bunun sonuçları da bu oldu. Bu da bizim bir geçmişimiz, tarihimizde olan bir olay. Bu olaydan istediğiniz dersi siz çıkartın. O mu haklı, öteki mi haklı? Ya da hiç kimse haklı değil, hiç kimse haksız Ya da ne bileyim hiç herkes haksız mı? Falan filan. Yani buradan dersinizi siz çıkartın. Bu değil. Bu şudur. Ben, ben, mesela bu tür filmler yapmayı severim. Bak böyle bir olay oldu. Dersinizi siz çıkartın. Beyaz Ab filmine bakacak olursanız arkadaşlar o kötü patron denilen kötü patronun bile aslında kendince sebepleri var. Orada mesela ben kötü patronu bile karikatürize yapabilirdim. <laughs> falan diye böyle. Bana daha çok para lazım falan diye böyle. Yapabilirdim. Ama yapsaydım ne olurdu abi? Ne olurdu? Herkes Flash TV oyunculuğu derdi. Şimdi Letterboxd'da tetiklenmişler demiş ya arkadaş. Herkes Flash TV oyunculuğu derdi. E abi bu. Yani arkadaşlar sol reisler. Siz bu filmleri işte müthiş eserler. inanılmaz müthiş filmler falan. Ve sadece bu arkadaş da değil. Sanat filmlerine çoğuna bakıyorsunuz böyle. Gerçekte olmayacak şey. Bunlar gerçek dünyayı mı görmüyorlar? Gerçek hayatı mı görmüyorlar? Gerçek hayatı mı yaşamamışlar? Mesajları var. Mesajları için karikatürize karakterler uyduruyorlar abartı karakterler uyduruyorlar. Yani sen şu kötü şu iyi falan demiyorsun abi. O, onlar sana söylüyor bak şu kötü karakter tamam mı bak. Bak abi bu kötü yanlış olmasın bak bu kötü her şeyle kötü karakter. Şu işte solcu tayfa komünist tayfa vesaire bunlar iyi karakterler kanka. Her şeyle iyi bunlar. Hayır abi film böyle çekilmez. Nüansı denilen bir şey var. Sen mümkün olduğu kadar gerçekçi yaparsın. Kim iyi kim kötü tartışma konusu olur. Kim haklı kim haksız tartışma konusu olur. Bak siz bu işi bilmiyorsunuz. Tamam mı? Siz bok gibi film çekiyorsunuz. Sonra kendi kendinizi jüri, jüri de sizsiniz ya. Jüri de siz olduğunuz için kendi zihniyetiniz yani. Yani kendi zihniyetinizdeki filmlere ödül veriyorsunuz. Çok güzel film bunlar diye. Sonra kendi kendinizi de sıvazlıyorsunuz. Sırtınızı sıvazlıyorsunuz. Ulan ne güzel film çektik diye. Bok gibi filmi çeken sizsiniz. O bok gibi filme ödül veren sizsiniz. O bok gibi filmle ilgili makale yazan veya işte öğrencilerine seyrettirten Hoca sizsiniz gene aynı taraf. Ondan sonra ne güzel film çektik kanka ya süper başarılıyız diyen sizsiniz. Size ödül verenler yurt dışına da gene sizin kafanızdaki adamlar. İşte böyle. Olay bu yani. Buna arkadaşlar circle jerk deniyor. Buna circle jerk deniyor. Şey diyorlar işte. Sen Yılmaz Güney'in, Yılmaz Abem'in işte kadınları dövmesine laf edeceğine, işte ağzının sulan sulan kan festivaline ödül almış işte ödül alınca niye işte şey yapıyorsunuz, övünüyorsunuz falan. Veya işte bunların bu adamın filmi iyi değilse neden kanfet? Bir kere her şeyden önce Yol filmini yöneten kişi Yılmaz Güney değil. Yol filmin yönetmeni Yılmaz Güney değil. 2000'in başlarında Şerif Gören olması lazım. Şerif Gören'in bir röportajı var. Diyor ki: "O filmin yönetmeni benim. Yılmaz bana çektirdi, yazarı kendisi bana çektirdi." ve ilk afişlerinde zaten sadece e, yönetmen Şerif Gören yazar ve biliyorsunuz arkadaşlar Yılmaz Güney'in filmleri bak şunu hep söylerler değil mi? Yılmazcılar. Yılmazcı sanatçılar. Yılmaz Güney'in filmleri işte literatüre girdi. Yılmaz Güney'in filmleri işte ödül aldı. Yılmaz Güney şu oldu bu oldu. Bunu bu filmi çeken yöneten kişi Şerif Gören. Yılmaz Güney filmleri dedikleri en yüksek ödülü alan yol filmini çeken kişi Şerif Gören. Biz hatırlıyor musunuz şey yapacaktık? Yani objektif olarak bir değerlendirelim dedik. İyi mi kötü mü belki de filmi çok iyidir. Olabilir. Kendisini sevmiyoruz ama sonradan vazgeçtik çünkü yönetmeni o değil. Afişlerine o yazmaz. IMDb'ye girin. IMDb'de Şerif Gören, virgül Yılmaz Güney eklemişler sonradan yönetmen olarak. Ama filmi yöneten kişi o değil. Şu an ona mal ettiler. Neden? Hadi söyleyin neden? Yani böyle adamlar. Bak adamlar böyle adamlar. Adamın çekmediği filmi bile adam çekmiş gibi gösteriyorlar. Adamın gerçekten çekmiş olduğu film duvar. Ona bakacaksın. Yani adamın kalitesini merak ediyorsan ona bakacaksın. Onu da tabii ki alkışlarlar. Onu da çok severler. Yok işte şey. Çünkü imkansızlıklar altında çekilmiş. İmkansız şöyleymiş. Im... Abicim. Bir de şunu sormuştum. Esat Oktay Yıldıran'ın filmdeki karesini, kendi gerçek resminiyle filmdeki halini gösteren orada biraz daha kötü adam gibi gözüküyor hmm falan diye. Dedim ki bu adam solcu olsa solcular onun için neler derdi? Birçok kişi şey yazmış. Şimdi e, biraz şiddete meyilli olabilir ama önemli olan sanatı. Önemli olan sanatı. Sanatına bakmak lazım. Biraz şiddete meyilli olabilir. Biliyorsunuz değil mi neler yaptın onda? Köpeği varmış köpeğine de selam durdurtuyor. Selam durmazlarsa eğer köpeğini saldırtıyormuş böyle çok garip garip işkenceler yapılmış. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben diyorum ya objektif olarak gerçekten ne olduysa bilmek lazım. Ama sıkıntı şu. Nasıl bileceksin? Güvenlik kamerası yok. E Ozan ne var? Ozan sadece şahitler var. Bu adamların şahitliğinin ne kadar... Yani hayatımda gördüğüm en götten hikaye uyduran adamlar bunlar. Yani en basit 10 küsür tane bu adamların götünden uydurduğu hikaye anlatabilirim size yani. Var olmayan. O yüzden yüzde kaçın doğru olduğunu nasıl bileceksin? Ha hani bazı şeylerle bilinebilir. İşte doktor raporları vardır mesela. Bazı konularla ilgili, bazı şeylerle ilgili. Hani bir noktaya kadar bilebilirsin. E gardiyanlara soracaksın. Onlar farklı bir şey söyleyecek. İşte bu da sıkıntı. Bu da sıkıntı. Ve mesela bak şuna da yüzde yüz eminim. Bu olayın mesela Diyarbakır cezaevi olayının tarafsız bir filmini çeksen mümkün olduğu kadar tarafsız olmaya çalış. Mutlaka kızdırırsın insanları. Ki bir şey söyleyeyim mi? Bütün gücünle mümkün olduğu kadar tarafsız bir şey çekersen eğer iki tarafta kızacak. Şey değil mi? E, hapistekiler karısına laf atmış. Arkadaşlar hapistekiler karısına laf atıyor o yüzden köpeklerini saldırtıyor. Hazreti, Hazreti Merke. RTS okuyorum. Sinemacı bir hoca Yılmaz Güney'i övmüştü. İnsanlar ona çok hayranmış. Kafasını çevir birine bakması falan bile çok kulmuş. Bak nedense bu adamlar bu sektörün içine dolmuşlar. Çok ilginç bir şekilde. Büyük tane daha önce dedik ya yani spor ve bilime dolamayacaklarına göre sanata dolmuşlar. Çünkü sanata giriyorsun abi. Diyorsun ki şu çok iyi. Bize hep şey diyorlar ya ölümsüz Türk edebiyatı. Lan şimdi geri dönüp bakıyorum. Anlamıyorum da anlamıyorum ya. Çünkü yani çok fazla içine girmedim o işe. Filmcinin içine girdim. Bunun içine girmedim. Anlamadığım için laf da edemiyorum. Ama diyorum ki Şimdi şu kalınlıkta bir şey yazıyorsun ve içinde doğru düzgün bir şey yok aslında. Hani adam Steinbeck şöyle parmak inceliğinde klasik yazmış. Adam pencereyi kapatıyor yatağa yatıyor 10 sayfa. Bu gerçekten iyi bir şey mi? Bak hiç abartmıyorum abi bu arada saymıştım. Hiç abartmıyorum saymıştım. Pencereyi kapatıyor yatağa yatıyor 10 sayfa. Bu gerçekten iyi bir şey mi? Bu kadar aşırı adalı konuşmak gerçekten iyi bir şey mi? High art mı bu? Yoksa bizi mi seviyorlar? Çünkü yabancı edebiyata bakıyorsun böyle değil. İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı, Türk edebiyatı. Üçünü görmüştük biz okulda. Şimdi diğer ikisine baktın abi mesela Amerikan edebiyatında sineklerin Tanrısı'nı okuduk. Okumayan varsa kesinlikle okusun bu arada. Gene ince bir kitaptır, kalın değildir. Kesinlikle okuyun. Yani sürekli aynı lafların tekrarlanması, bir türlü konunun ilerlemesi. Türk dizisi gibi. Neyse bir şey demiyorum tamam. Bir şey demiyorum. Şimdi millet tetiklenmesin. İsim de verecektim de millet tetiklenmesin şimdi. Aynen Türk dizileri gibi olmuş o. yani. Aynen. Fedol amca. Amca soyadı mı adamın? İşte onlar bir de mesela kendi zihniyetindeki adamları asistan yapıyor. Öyle olunca bir bölümü kaptılar mı salmıyorlar abi. Ama mesela o o hocaya sor tamam mı? Bak internette bile görüyoruz. Youtube'da bile bazen görüyoruz. İşte sinema akademisi bilmem nesi hocası. Kaç tane filmim var? Sıfır. Kaç tane kısa filmi var? Bir avuç. Kalitesi nasıl? Ortada. Ama adam sabahtan akşama kadar film çek. Film şöyle çekiyor. Film şudur film. Ha bak adamı şey yap. Çıksın. Sabahtan akşama kadar konuşsun. İşte neydi? Dışa vurumcu. Sallıyorum. Dışa vurumcu Alman sineması. İşte realistçi Rus sineması bilmem ne sineması falan uzun uzun anlatsın sana abi tarihinidir şunudur yok alt metindir üst metindir alttan girsin üstten çıksın anlatsın da anlatsın 1930 yılında yapılmış filmleri sana söylesin Şu, şunu yapsın bunu yapsın ama kamerayı ver eline rekor tuşunu bilmez. Doğruya doğru. Ya doğru. Yerli milli hakim. O yeni nesilde aşılıyor. Ya edebiyat parçalama olayı. Eyvallah. Aynen. Amerika edebiyatı diye bir şey yoktur. <laughs> Peki. Ayrı ayrı Amerikan edebiyatı kitabı, İngiliz edebiyatı kitabı diye ayrı kitaplarımız vardı. Gazetecilikte bir hoca mesela bize şöyle röportaj, şöyle belgesel çekin diyordu. Ama bize bir izletti. Arkada şurayı çekin, buraya çekin diye sesler geliyordu. Bak teknik olarak bilmiyorlar zaten adamlar. Onu diyorum. Teknik olarak hiç bilmiyorlar. Yani mesela bak Adam film hocası ya adam film hocası. Bu hepsi için söylemiyorum tabii ki. Tabii ki de hepsi için söylemiyorum. Bazı örnekler sadece. Bazı arkadaşlar. Özellikle de belli siyasi görüşlerde. Şimdi ver eline kamerayı. Şunu yapamaz. Mesela bizim yaptığımız olayı yapamaz. Ben elimde bir kamera var. Çevremdeki insanlar film çekmekle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ben bir kişiye ses kayıt cihazı kullanmayı öğretiyorum. Öteki kişiye ışık öğretiyorum. Işık kurmayı vesaireyi. İşte öteki kişilere bir şey öğretmiyorum. Sadece ellerine verip tutturtuyorum böyle işte boomları vesaireleri. Böyle böyle set kuruyoruz. Seti böyle kuruyoruz. Filmi böyle çektik biz Beyaz Apı. Beyaz Apı bu şekilde çektik. Ben hariç filmle ilgili hiçbir bilgisi olan arkadaş yoktu. Ve hatta oyuncuların bazıları hayatlarında ilk defa oyunculuk yapıyorlardı. Ben oyunculuk da öğrettim onlara sıfırdan. Harbiden onların yerine geçiyordum. Mesela işte ne bileyim patronun yerine geçiyordum. Mesela patron gibi aynen oynuyordum. Şimdi e, doktor bey. Şimdi bu durumda nasıl yapmamız lazım? Yani doktor bey ya şimdi falan. Bu şekilde her yani kadın erkek her oyuncunun yerine geçip oynadım. Şimdi bu adamların yok zaten uzun metraj filmleri. olanlarda bok gibi. Kısa metrajlarına bakıyorsun. Lukat parçalamak başka hiçbir şey değil. Kanka bir tane daha çektim. Can alkışladılar mı alkışladılar. Neyle ilgili kanka? Şeyle ilgili bu insanın içsel arayışı falan. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de hiçbir konu yok. Başka? Türkiye'de hiçbir konu yok. İşte i̇nsanların içsel arayışı. Dur dur dur. Bir tane böyle çok böyle şehirden tamam mı? Şehirden kırsala gelmiş bir adamın yaşadığı bazı serzenişler. 506 bin kere. Anadolu gerçekleri kanka. Anadolu'da yaşayanlar. Gerçekten. Harbiden Anadolu harbiden Anadolu gerçeğini çekeceksin yani. Böyle bayağı eşekli meşekli. Ya işte Anadolu gerçeği derken şey yani. E edebiyat hocası gibi konuşan köylülerden bahsediyorum. Sen de sandın ki eşek ne alaka? Yok işte. yani eşeğe biniyor gidiyor o, o anlamda söyledim. Sen yanlış anladın beni. <laughs> Yılmaz Güney'den bahsettik ya. Onu da yazmışım. İhsan Eli Açık'ı biliyorsunuz değil mi? Modern dinci. Modern dinci. Hani İslam'da şunu yapmanıza da gerekiyor, yok. Abi bunu yapmanıza da, onu da yapmanıza gerek yok. Önemli olan insanın içinliği iyi olması. Bak işte burada ne diyor? İyi şeyler yapın. Tayfa. CHP'lerin çok sevdiği. Eskiden şey vardı. Yaşar Nuri Hoca vardı. O daha iyiydi tabii. Bu solluk olarak biraz daha sol bir abi. Şunu diyor abi. Bak bu çok çok önemli. Yılmaz Güney'i savunabilmek için şunu demiş. Arkadaşlar ne var ki Yılmaz Güney işte karısını dövmüş diyorsunuz. Aynen karısını dövmüş diyorsunuz sanki şey. Böyle konuşurlarken bir tane tokat atmış ve olay bitiyor falan. Ne olmuş ki adam işte karısını dövmüş diyorsunuz. Birini öldürmüş diyorsunuz tamam. Ama Musa da öldürmüş birisini. Büyük ihtimalle 216 yememek için Muhammed demedi. Musa dedi. Bu adamların arkadaşlar siyasi görüşleri dinlerinin bile üstündedir. Bak, bu adamların siyasi görüşleri her şeylerin üstündedir. Zaten gerçek algılarının üstünde olduğunu fark ettik, değil mi? Yani feminist olup Yılmaz Güney savunucusu olan insan gördük. Feministim deyip yani. Feministim deyip Yılmaz Güney savunucusu olan insan gördük. Şimdi abi dinlerinin bile üstünde. Adam Yılmaz Güney'i savunabilmek için Musa'yı andırdı, trovandırdı bas yani. Musa'yı feda ediyor. Yılmaz Güney'i savunabilmek için, Yılmaz abisini savunabilmek için Musa'yı feda ediyor abi adam. Ki 206 yemeyeceğini bilse Muhammed'i de feda ederdi. Muhammed peygamberi de feda ederdi. Ama oradan başının hukuki olarak derde gireceğini bildiği için orada susmuş. Ne olmuş ki Musa da adam öldürmüş diyor. Ondan sonra ne olmuş ki siz de karınızı dövüyorsunuz falan diyor. Bu bir tarikat arkadaşlar. Sol tarikat. Sol tarikat için siyasi görüş, ideoloji en üsttedir din, min, gerçeklik algısı falan filan mantık en daha sonradır yani. En aşağıdadır. İnanmıyorsanız İhsan Eylül'e açık Twitter yazın bakın arkadaşlar. Yahudiler yapıştırsın 216'yı. Vallahi yapıştırabilir ha. İsmail Sağlı. Bak ciddiyim. İsmail Sağlı şöyle yazmış. Allah da Kur'an'da kadınları dövün diyor. Ne var ki Yılmaz abem dövdüyse adam Kur'an'a uymuş yazmış. Gerçekten bak davalanmayacağını bilse onu da söylerdi ha. Beyzi Süleyman Gürbüz, itperestler gibi köpekler çocuk öldürüyor diyoruz. E araba kazasında çocuklar ölüyor diye savunuyorlar. Siyasi görüşünüz algı yeteneğinizi engelliyor demişim. İşte az önce konuştuğumuz konu. Eserleriyle ışık saçacak aynen.